CHP'nin başındaki zat milletimizin eğlencesi haline dönüştü. Çok güzel şeyler yapacağız. Hiç endişe etme. Bakın buradan bütün vatandaşlarıma söylüyorum. Bir yandan da Şanlıurfalılara eğer dedi yerel seçimlerde bizi seçerseniz çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bu vaat resmen sazan avına çıktığının göstergesi. Herif insanlarla dalga geçer gibi konuşuyor. Seçmene beyni yok bunların, muamelesinden başka bir şey değil bu. Benim Şanlıurfa'ya bir sözüm olsun. Bize Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı verin. Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Bütün çiftçilere. CHP'nin Urfa'da belediye seçimlerinde %1 bile oyu yok. Yani nasıl olsa oluru yok. Salla gitsin. Ama vaat etti bir kere. Akıllara da düştü. CHP'ye geçmesi halinde belediyenin çiftçilere elektriği bedava vereceğini söyledi. Madem CHP Genel Başkanı'nın böyle bir hayali, böyle bir rüyası var, böyle bir orijinal projesi var, biz de belediyenin CHP'li başkanlarda olduğu yerlerde kendisine yardımcı olalım dedik. Arkadaşlarımıza talimat verdik. Nerede bir CHP'li belediye yönetimi varsa orada çiftçiye bedava elektrik verilmesi başta olmak üzere tüm bu vaatleri yerine getirmelerini sağlayacak adımlar atılacak. Maksat Kılıçdaroğlu'nun sözünü yerde bırakmayalım. Ses Çanakkale'den geldi. Çanakkale Belediye Meclisi'nde AK Parti grubu çiftçiye bedava elektrik verelim teklifinde bulundu. Teklif CHP ve İpli üyeler tarafından reddedildi. CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da teklife kızmış. Gidin onu Kılıçdaroğlu'na sorun. Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir meclis değil demiş. Duydunuz mu? Çiftçilerin elektrik tüketimini karşılanması söz konusu olamaz. Yani yasal değil bir kere. Onun için önergenizi sunayım. Kabul edilirse tartışma yapalım, görüşelim. Son bir cümle ekleyebilir miyim? Tabii başkan. Lütfen devam. Ben anlamada sıkıntı çektiğimi düşünmüyorum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu açıklamasında Taşlık araziye elektrik santrali kurup üreteceğiz dedi. Haklısınız, elektrik dağıtım işi ilgili bakanlığa bağlı TEDAŞ tarafından üretilir ve dağıtılır. Sayın Kılıçdaroğlu biz enerji üreteceğiz ve dağıtacağız dediği için Çanakkale'de de taşlık alan var, yetki de burada yapılır diye düşündük. Biz tabii daha çok Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaadinin niyetini ve olabilirliğini burada sorgulamak istedik. Yok, Sayın Bakan. Biz karşılayamayız yani bu şeyi, bir dakika söz vereceğim Fatma Hanım, bir dakika. Yani burada talebinizin yasal olarak gündeme getirilip gerçekleştirilmesi mümkün değil. Onu söylüyorum. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bunun yasal olmadığını biliyor. Efendim onu Kılıçdaroğlu'na sorarsınız. Ha, burası Kılıçdaroğlu olarak, burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir meclis değil. Belediye başkanının genel başkanına koyduğu postada bu cenahta işlerin sandığımızdan daha karışık olduğunu gösteriyor. Öyle çiftçiyi hazır bulmuşken size bedava elektrik vereceğim palavrasını sıkmakla olmuyor. Bak senin Ülger bile sana isyan etti. O Ülger ki HDP-PKK barajı aşınca halka bedava şükür pilavı dağıtmış bir herif. HDP'nin barajı geçmesini istiyorum. Bu şarttı. Onun için de bir adakta bulunmuştum. Bunu Allah'tan istemiştim. Onun için bu yerine geldiği için bu pilavı öncelikle bir şükür pilavı olarak sizlere takdim ediyorum. Nitekim milletimiz bunlara prim vermedikçe, Bay Kemal ve yoldaşları muvazeneyi yitirmeye, kontrolü iyice kaybetmeye başladılar. İçinde debelendikleri siyasi tükenmişlik sendromunu gözlerden kaçırmak için hemen her gün yeni bir skandala, bir utanç tablosuna imza atıyorlar. Affınıza sığınıyorum. Ağız ishaline tutulmuş kifayetsizler misali ne söylediklerini, ne yaptıklarını, hezeyanlarının nereye varacağını artık kendileri bile bilmiyor. Önceki gün parti sözcüğümüzün de dediği gibi siyasetteki cari açıklarını hakaretle kapatmaya çalışıyorlar.
Bugün Kılıçdaroğlu FETÖ'yü bitme noktasına getiren Erdoğan'ı FETÖ'den dolayı suçluyor, içeri atılan FETÖ'cülere umut olarak, KYK ile içeri atılan herkesi dışarı çıkartıp iş yerine iade edeceğim diyor. İşte Kılıçdaroğlu ve CHP budur. CHP'nin başını çektiği muhalefet partileri HDP'nin eş başkanlarını parti binalarında bayraklar ve mikrofonlar önünde ağlayarak, gösterişi basın toplantıları düzenleyerek HDP'yi temize çekeceklerini sanıyorlar. Sırayla birbirlerini dolaşarak HDP'ye normal bir siyasi parti görüntüsü verebileceklerini düşünüyorlar. HDP'nin terörle bağlantısını gözlerden kaçırabileceklerini sanıyorlar. Oysa hangi kamuflajı kullanırlarsa kullansınlar, HDP'nin PKK'nın direkt kendisi olduğu gerçeğini gizleyemezler. Yerel seçimlerde yaptıkları ortaklığı gizleyebileceklerini sanıyor ve önümüzdeki seçimlerde de aynı numaranın başarıya ulaşabileceklerini hesaplıyorlar. Devletin durup bu sahtekarlığı izleyeceğini, milletin bu numarayı gözleri kapalı yutacağını umuyorlar. Fakat evdeki hesap her zaman çarşıya uymaz. Gerçek her an muhalefetin kapılarını çalacak. Hesap etmedikleri şekilde HDP'nin PKK'nın direkt kendisi olduğu gerçeği hep önlerine çıkacak. Kapattıkları sandıkları bir delikten yine PKK başını uzatacak. HDP'nin kendisi olduğunu duyuracak, gösterecek. Bu kaçınılmaz. HDP'li vekilleri belediye başkanlarını, meclis üyelerini tayin eden Kandil'in bizzat kendisidir. Ortada HDP adıyla bir parti vardır ama bu parti KCK'nın alt örgütü olarak konumlandırılmış ve bu hiyerarşiye tabidir. HDP'nin PKK ile bağını gizleme diye bir derdi yok ama CHP, İYİ Parti ve diğerleri ne yapacak? HDP terör örgütü PKK ile bağlantısını inkar etmezken CHP, İYİ Parti ve diğerleri bunu nereye kadar inkar edecek? İsterseniz şimdi bu konularla ilgili kısa bir video izleyerek hafıza tazeleyelim. Diyanet okul öncesi eğitim kurumları kuruyor. Eğitim birimi kuruyor. Okul öncesi eğitim birimi. Bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın. Aslında ben türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Onu zaten ben hep yıllardır çul derim. Yani benim evet, için evet. Bir çuldur o. Fakat tabii bir, ki... Bir metrekarelik bez parçası. Bez parçasıdır, evet. Okullarda başörtülü öğrencilerimiz var, var kamuda tabii. Çalışanlar var. Var. Bu neden? Mesela ben şunu beklerdim. Keşke bu sorunu CHP çözseydi. Ben çözdüm. Ve İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. Takmaz ya. Niye türban takıyorsun diye bir şikayet oldun mu güne kadar? Hayır, niye türbanla okula giriyorsun diye şikayet var. Şimdi bakın, devletin kuralları var, söyledim ben size. Cumhuriyet Halk Partisi'nin türbanlı milletvekili adayı olmayacak ve gündemde de böyle bir şey yok. Biz Allah'tan değil, hukuktan ve bu ülkenin elden gitmesinden korkuyoruz. Ayasofya'dan müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet'te müze olmalı. Haydi Çocuklar Camii etkinliği CHP'nin Manisa milletvekili Bekir Başevirgen'i rahatsız etti. Etkinlik adı altında ideoloji empoze edilmesi, çocukların düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün ihlal edilmesi demektir. Ben daha net bir şey söyleyeyim, lafı dolandırmaya gerek yok. Kamuda türban toplumu böler. Camide tesbih çekerken bile, bak samimiyetimle söylüyorum, haneleri çekerken bile euro, dolar, euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atilla Sertel değilim. Güzel ki bak. Ne kadar gevşek değil mi? CHP bu.